Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tatlıpınar Enerji, İzenerji ve Enerya hisselerinin teknik analizini paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Video sonunda kanala abone olup beğenip paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden bol kazançlar dilerim. İlk hissemiz Tatlıpınar Enerji, TATEN. TATEN'de halka arz sonrası sert yükseliş sonrası bir zirve görmüştü. Ve bu zirveden uzunca bir süre düşüş yaşandı. Ve bu düşen trendi yukarı kırdı daha sonra. Şu zirveden gelen düşen trend. Zirve seviyemiz de şurası arkadaşlar 85,5 civarında bir bölgeden hisse 85,10 seviyesinde 85,50 bu bölgeden bir düşüş yaşadık. Daha sonra bu hissede düşen kırılımı sonrası artık yükselen trend başladı. Dip çalışmasından sonra şöyle yükselen ikili dip ve ikili dip yükselen ikili dip sonrası bu sefer böyle bir yükselen trendimiz var artık. Bu yükselen trend üzerinde seyrediyor. Bu trend üzerinde olduğu sürece de hedefimiz yani bu açıyı bozmadığını düşünürsek orta vadeli hedef eski çanak zirvesi. Şuradan zamansallık olarak baktığımızda da yani bu çizgiye yapışık gittiğini düşünürsek 13 Haziran'a denk geliyor. Tabi burada çanak zirvesine daha hızlı da gidebilir. Bunu da gösterelim şöyle. Şöyle bir çanak arkadaşlar. Şunu bir şekilde tamamlamasını bekleyeceğiz. Burada daha hızlı da gidebilir dediğim gibi. Ancak mor çizgiyi biz takip edeceğiz. Stop seviyesi olarak. Yani bu çizginin altına inerse stop ama üstünde olduğu sürece trendde kalmak uygun görünüyor. Zaten burada bir şey de görüyoruz. Yani böyle bir sol omuz, baş. Ve şu an bir sağ omuz yapıyor. Görüntüsü de mevcut hissede. Zaten bu tarz hani trendden çok fazla uzaklaşmadan hani ara ara test ederek gitmesi daha sağlıklı bir yükseliş anlamına gelir. Bir de bu çanak zirvesini yani 85,5 yukarı kırdıktan sonra hissede yeni bir rally beklenir. Çünkü artık önü açılmıştır hissenin diyebiliriz. Şu an için bu hissede bir teknik anlamda sıkıntı yok. Güzel bir yükseliş trendi başlatmış. Mor çizgi üzerinde olduğu sürece devam. Şunu da bir klonlayalım arkadaşlar. Burası dip seviyesi. 26-16 dip seviyesi görmüş. 85,5'tan 26-16'ya kadar düşmüş ve ciddi bir yükseliş potansiyeli barındırıyor. Şu anki fiyatından eski zirvesini aldığımızda da yaklaşık %104'lük bir yükseliş potansiyeli barındırıyor. Ki bu eski zirveyi de yukarı kırarsa bu deminki çizdiğimiz çanağın katlaması gündeme gelir. Yani şuradaki bizim çizdiğimiz çanak oluşumu tamamlandığında buradan artık bunun yukarı doğru ikiye katlamasını bekleriz. Bu tabi o zaman grafiği tekrar güncelleriz o seviyeye gelince. Yani 85,5 zirvesini aldıktan sonra grafik güncellemesine gideriz. Dediğim gibi bu tabi yükselişi boyunca hani eski zirvesine doğru hareketli sırasında
Arada pek çok dirençler olacaktır. Fibonacci dirençleri vesaire. Yatay dirençlere takılacaktır. Konsolidasyonlar olacaktır. İşte bazen böyle dikine gidip sonra hafif geri çekilip ya da yatay seyredip düşe kalka gideceği yol bu arkadaşlar. Taten'de teknik olarak sıkıntı yok. Mor çizgi dedik bizim destek seviyemiz. Güncel değerle stop loss seviyemiz de yaklaşık olarak hani bugünkü değere göre bakarsak 39-74 gibi bir bölgeye denk geliyor. Yani bu seviyenin üzerinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Mor çizginin altında günlük mum kapanışı olursa stop loss. Çünkü buradan düzeltme derinleşebilir ve tekrar yeni bir trend oluşur. Yeni bir destek çizgisi oluşturmak gerekecek. O anlamda şu an için mor çizgi bizim kritik yükselen trend desteğimiz ve hedef de 85-50 olarak duruyor. İkinci hissemiz İzenerji. İzenerji de yakın dönemde halka arz olmuştu. Tatlıpınar'la benzer zaten bir görüntü var. Yine halka arz sonrası başlayan bir tavan serisi, ardından bir düşüş, uzunca süren bir düşen süreç, şöyle ve bu düşeni yukarı kırdı. Artık bu düşen bizim için yeni bir yükseliş trendi anlamına geliyor. Şöyle, bu da yükselen trend açısı arkadaşlar, İzenerji'de. Bu mor çizgi üzerinde yükselişini sürdürüyor. Bu da aynı şekilde hedefimiz eski zirvesi olacak orta vadede. 79 liradan hisse düşüşe geçmiş. Şu an için hedefimiz bu 79 liradaki eski zirvesi. Bu direnç bölgesine gelince tekrar analiz güncellemesine gideriz arkadaşlar. Tatlıpınar'a benzer şeyler yine aynı şekilde dirençleri olacaktır. O dirençlerde takılmalar, geri çekilmeler ya da yatay konsolidasyonlar olacaktır. Ancak orta vadeli trend çizgimiz bu mor çizgi. Şu anda trend çizgisine yakın bölgede 30-32-90 civarı şu an bizim güncel stop seviyesi. Tabi bu zamansallıkla yukarı gidecektir. Mor çizgiyle birlikte 79 hedefine kadar bu mor çizgi takip edilebilir. Bunda da yine aynı şekilde bir çanak görüntüsü mevcut. Hani şöyle çizdiğimizde 23 liradan 79'a giden bir şöyle bir çanak formasyonu beklenir arkadaşlar. Bunda da güncel bugünkü kapanış üzerinden eski zirvesine baktığımızda %139 civarında bir yükseliş potansiyeli var. Neredeyse 2 kattan fazla, 2,5 kata yakın bir yükseliş potansiyeli barındırıyor İzenerji. İzenerji ile ilgili de diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son hissemiz Enerya Enerji. Enerya'da arkadaşlar yine aynı şekilde halka arz sonrası bir rally sonrası düzeltme süreci. Bunda da düzeltmesi şöyle olmuş. Şuradaki zirveden sonra bir dönüş, ancak geri çekilme tekrar aşağı ve üçüncü hamlede düşeni kırdığını görüyoruz. Yine aynı şekilde artık bu düşen bizim için yükselen haline geldi. Ve bu bizim yükselen trendimiz arkadaşlar. Nereye kadar gider? Yine aynı şekilde ilk düştüğü zirveye kadar potansiyeli mevcut. 231 lira bu hissede zirve direnci arkadaşlar. Evet. Bizim bu mor yükselen çizgi üzerinde olduğu sürece hissemizin hedefi 231 lira.
Bugünkü kapanış fiyatı 156 lira. Bu mor çizgiyi değerek ya da ara sıra yukarı doğru gidip bazen yatay konsolidasyonlarla düşe kalka bu hedefe gitmesini bekleriz 231 liraya. Bu mor çizgi altı stop arkadaşlar. Bugünkü kapanışa göre de baktığımızda biraz mor çizgiden uzak duruyor fakat hani destek seviyesi olarak bugünkü fiyatla yaklaşık 142 lira civarı bizim stop seviyesi. Ancak bu yukarı doğru hisse hareket ettikçe trend açısıyla birlikte stop seviyesi de yukarı taşınacaktır bildiğiniz gibi. Bunda da yine aynı şekilde dip seviyesinden zirveyi birleştirdiğimizde şöyle burada iki siyah çizgi arasında bir çanak oluşumu görebiliriz. Şu şekil. Evet. Böyle bir oluşum mevcut arkadaşlar. Hisse yükseliş formasyonunda teknik olarak hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki mor çizgiyi aşağı kırmasın. Mor çizgi aşağı kırarsa stop loss arkadaşlar. Çünkü nereye kadar düşeceğini kestirmek zor. Belki şuralara kadar düşme riski meydana gelir. Yani şöyle desek şuralar mesela 120'ler. Bu da stop loss maliyetinin artması demek. Ya da şuralara buralardan stop loss maliyeti artmış olur. Bu nedenle mor çizgi bizim için önemli. Şu yatay çizgide bizim için hedef. Mor çizgi üzerinde devam ettiğini düşündüğümüzde de zamansallık olarak 24 Mayıs zirve hedefine denk geliyor arkadaşlar. Yani 231 lira eski zirvesine bu açıyla devam ederse hisse bu zirveye gelmiş olur. Bu tarihte 27 Mayıs sonlarına doğru diyeyim size. Ancak tabii yukarı doğru daha hızlı hareket edip birkaç gün içerisinde bile mümkün tabii bunlar hani piyasanın arz talep dengesine göre değişir. Burada teknik anlamda trendin şeyini kastediyorum. Evet, Enerya, İzenerji ve Taten'le ilgili diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup destek olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize bol kazançlar dilerim. İyi akşamlar.